Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 25 Mart Pazartesi, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da terör saldırısı tehlikesi üst seviyede. Moskova'daki saldırının ardından tüm Avrupa'da alarm verildi. Geçen hafta Gera bölgesinde iki şüpheli saldırı planladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Faeser, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada IŞİD'in Horasan kolunun Almanya için en büyük tehlike olduğunu söyledi. 3 ay sonra futbol şampiyonası başlayacak. Bu nedenle endişeler de hat safhada. CDU-CSU, İslamcı saldırı tehlikesi bu ülkede gerçek açıklamasını yaptı. İslamcı saldırı ifadesi çok yanlış. İçişleri Bakanı bile kullanıyor. Ama bir Hristiyan terör eylemi yaptığında kimse Hristiyan terörü ya da Yahudi yaptığında Yahudi terörü demiyor. Sosyal yardım alırken kendisine teklif edilen işi kabul etmeyenlerin aldığı yardım 2 ay süreyle kesilebilecek. Federal Meclis'ten geçen bu yasayı Eyaletler Meclisi de onayladı. CDU-CSU süresiz olarak kesilmesini istiyor. Yeni yasaya göre Job Center sosyal yardım ödemesini 2 ay askıya alabilecek, ancak kira ve ısınma masrafları ödenmeye devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm hızıyla sürüyor. Uzmanlar Rusya savaşı kazanırsa 10 milyon kişinin daha mülteci olabileceğini düşünüyor. Dünyada en çok mülteci barındıran ülke Türkiye. Almanya'da Avrupa Birliği'nde birinci sırada. Sadece Kuzey Renvestfalya eyaletinde Fransa ve İtalya'nın aldığının toplamı kadar Ukraynalı mülteci yaşıyor. Ancak Gazze'li mültecilere aynı şekilde davranılmıyor. İçişleri Bakanlığı Gazze bölgesinden 147 kişinin kabul edileceğini açıkladı. SDF'in yaptırdığı ankete katılanların %69'uysa Gazze'ye yönelik saldırıları haklı bulmadığını söyledi. Haklı bulanların oranı sadece %18'de kaldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini istedi. Tasarı 14 evet ve 1 çekimser oyla kabul edildi. Çekimser oyu Amerika Birleşik Devletleri kullandı. CDU Başkan Yardımcısı Jens Spahn birkaç yıl yeni göçmen alınmamasını istedi. Bilte konuşan eski Sağlık Bakanı, bize gelenlerin çoğunluğu 18-40 yaş arası erkekler. Almanya 10 yılda 3 milyon 800 bin iltica başvurusu aldı diye konuştu. Mültecilere yönelik dil kurslarında da yeterli başarı elde edilemedi. Yaklaşık 2 milyar avro harcanan bu kurslardan sonra sertifika alıp çalışmaya başlayanların oranı %29'da kaldı. Bazı testlerde de dolandırıcılık yapıldığı açıklandı ve değer Telegram üzerinden 250 avroya satılan sınav sorularına ulaştı ve bu olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Jens Spahn ayrıca halka ya bize oy verin ya da şikayet etmeyin minvalinde sözler söyledi. AfD'ye verilen oyların sol koalisyon kurulmasına yarayacağını savundu. Çünkü o zaman ancak SPD ve Yeşillerle koalisyon yapabiliyoruz. Amacımız SPD ve Yeşiller olmadan bu ülkeyi yönetebilmek. Oy hedefimiz %40 dedi. Sol Parti ise tam ücretle haftada 4 günlük çalışma modeline geçilmesini önerdi. 4 günlük modele geçilirse çalışan sayısı artacak beklentisi var. Daha az iş stresi okullarda ve hastanelerde personelin işe geri dönmesini sağlayacak görüşünde. Sosyal dernek FADK ise mini job işlerin tamamen yasaklanmasını önerdi. Bu model, mini job modeli, yaşlılıkta yoksulluğa neden oluyor. Çünkü emeklilik primi yok denecek kadar az. 10 Alman'dan biri de mini job çalışıyor. Aslında bu işler sadece geçici işler için düşünülmüş bir şeydi. Ancak birçok şirket bir tam zamanlı işçi alacağına 5 tane mini job almayı tercih ediyor. Çünkü onların grev ve sigorta gibi hakları olmuyor. Ancak işçi açısından elbette kötü. Almanya'da mini job sınırı şu anda 538 avro. Türkiye'den borçlanarak emekli olanlar mini job çalışabiliyor. Tam zamanlı çalışmalarına yönelik bir söz verilmişti ama bu henüz hayata geçirilmedi. Yeri gelmişken onu da hatırlatmış olalım. Aynı şekilde Türkiye'de araç götürmeyle ilgili 185 gün şartının kaldırılmasına dair bir vaat de var. Onun da tutulmasını bekliyoruz. Aşağı Saksonya'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Bremen'da da hissedildi. Herhangi bir zarar meydana gelmedi. Ancak küçük çapta bir paniğe neden oldu. Hafta sonu hava kapalıydı. Bugünden itibaren mevsim normallerine dönmeye başlıyor. Meteoroloji bu akşamdan itibaren Almanya'da kuzey ışıklarının da görülebileceğini açıkladı. Würzburg yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. 40 araç birbirine girdi. 4'ü ağır, 31 kişi yaralandı. Olay yerine 3 kurtarma helikopteri iniş yaptı. Bensheim'da ise polisin dur ihtarına uymayan 13 yaşındaki bir çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı. Yaklaşık 10 bin avroluk maddi zarar meydana geldi. Delta Hava Yolları'nın bir pilotu alkollü olduğu halde
uçağa gidip uçurmaya çalıştığı için 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan aramada pilotun bagajında yarısı boş olan bir şişe içki bulundu. ABD'de beyne takılan çip sayesinde bir insanın düşünceleri ilk kez okunabildi. Parkinson hastalığından muzdarip olan bir kişi bilim insanlarına bu deneyi yapmaları için izin vermişti. Bu teknolojiyi konuşamayan, hareket edemeyen insanlar için çok büyük bir nimet olabilir ama bambaşka yönlere de çekilebilir. Hollanda'da sağlık sektöründe 100 milyonlarca avroluk dolandırıcılık ortaya çıkarıldı. Binlerce küçük sağlık şirketi kurarak devleti 600 milyonun üstünde zarara uğrattığı belirtilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Arnhem şehrinde ise Kur'an-ı Kerim yırtacağını açıklayan bir kadın gözaltına alındı. Belediye bu tip ırkçı saldırıları yasaklamıştı. Bunlar ifade özgürlüğü değil. Halkın arasına nifak sokmaktan başka işe yaramaz. Ama hep söylüyorum, bu kafa hastalıklı bir kafa. Normal biri olsa oturursun, konuşursun, yapma dersin. Ama bunlara asla cevap vermemek, müdahale etmemek lazım. Polise haber vermek yeterli. Viyana'daki trenlerde ise bit istilası başladı. Günde en az 2-3 tren bitler nedeniyle trafikten çekilip özel temizliğe tabi tutuluyor. Moskova'daki saldırıların ardından Avusturya'da da alarm verildi. Özellikle Paskalya öncesinde polis sayısı arttırılacak. Terör alarmı Fransa'da da en üst seviyeye çıkarıldı. Moskova'daki saldırıda 137'nin üstünde sivil hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı da kınıyoruz. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Fransa'da küçük işletme sahipleri bürokrasiden ve ağır vergilerden şikayet ediyor. Her 3 patrondan biri ayda 2600 avrodan az kazandığını söyledi. İngiltere'de ise bir süredir komplo teorileriyle anılan Prenses Kate kansere yakalandığını açıkladı. En iyi şekilde tedavi edileceğine hiç şüphe yok. Dünyada 100 milyonlarca insan hasta olmasına rağmen tedavi imkanından yoksun. Ancak herkes Prenses Kate'in hastalığını merak ediyor, onun videolarını takip ediyor. Belçika'daki çiftçi protestoları da devam ediyor. Yarın yüzlerce traktör Brüksel'de ana yolları bloke edecek. Polis sabah yola çıkacak olanlara arabayla değil toplu taşımayla hareket etmelerini tavsiye etti. İsviçre'de 30 yaşındaki bir saldırgan burada Müslümanlara yer yok diyerek iki Müslümanı yaraladı. 62 yaşında tekerlekli sandalyede yaşayan bir kişinin hayati tehlikesi sürüyor. İşin garibi saldırıyı düzenleyen kişinin kendisi de göçmen kökenli Güney Afrikalı. Hafta sonu iki kişi kayak yaparken çığ düşmesi sonucu iki dağcı da heyelan nedeniyle hayatını kaybetti. Kaza her an herkesin başına gelebiliyor. Hafta sonu ben de Berlin'de bir etkinliğe katıldım. Giderken yollar buz tutmuştu. Arabamız otobanda kendi etrafında böyle 7-8 tur döndü. Çok enteresan bir olay yaşadık. Çok şükür bir şey olmadı ama olabilirdi. Orada yeniden düşündüm. 3 günlük dünya, her an her şey olabilir, her an ölebiliriz. Ona göre yaşamak ve her anı mutlu geçirmeye çalışmak lazım. Dünya tarihinin en trajik kazalarından biri Titanik'ti. Şimdilerde sırf nostalji olsun diye Titanik'in aynısını inşa ediyor bir iş adamı. Besim Ömer adında bir Türk doktor Titanik'ten bilet almıştı ama geç kaldı. Gemiyi kaçırdı ve böylelikle hayatta kaldı. Gemide Türk yoktu, biri kaçırdı. Ama bize yakın bir İngiliz gazeteci vardı, William Stead. Osmanlı için lobi yapıyordu. İstanbul'dan yeni dönmüştü Londra'ya. Sultan Reşat ona bir sigara tablası hediye etmişti. O da sultana dolma kalem getirmişti. Sultan Reşat kalemi görünce şaşırdı. Çünkü kalemi mürekkebe batırmadan, hokkaya batırmadan sürekli yazmak mümkün oluyordu. Çok alçak gönüllü bir padişahtır. Sarayın baş mabeyincisi, bir nevi genel müdürü diyebiliriz. Lütfi Simavi Bey var. Onun melek gibi bir ihtiyar olduğunu yazmıştı. Sadece padişah değil, diğer görevlilere de isme yazılı özel kalemler getirmişti o ünlü İngiliz gazeteci. İstanbul'dan döndükten 2 gün sonra Titanik'e bindi ve 1500 kişinin öldüğü o meşhur kazada hayatını kaybetti. Geriye hediye ettiği kalemlerin hatırası kaldı. Ümit Yaşar, ne zaman elime bir kalem alsam diyor, sana seslenmek geliyor içimden. Güzelliğini hatırlıyorum bir yaz günü. Yine gemiler geçiyor uzaklardan. Biz yosun kokulu rıhtımlarda el ele, şehirlerden İstanbul, aylardan Temmuz. Hoşçakalın. Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.